Merhaba arkadaşlar, ben Halil. Yeni bir hikaye ve teori videosuna hoş geldiniz. Dying Light 1 ve Following hakkında yaptığım videolar gibi bu videoda Dying Light 2'yi özetliyorum. İkinci oyunun başlangıç sinematiğinde yaşanmış olan şeyleri bize özetliyorlar. Bilim adamları nihayetinde Harran virüsü için bir aşı bulmuş ve zombilerin sürmüş olduğu terör sona ermiş. Her şey artık güllük gülistanlık oldu diyecekken, tabii ki GRE oturduğu yerde usluca durmuyor ve gizlice yürüttükleri yeni virüs deneyleriyle daha güçlü ve daha mutasyona uğrayabilen bir virüsün salgınına sebep oluyorlar. Harran'daki duvarlar virüsü hapsediyordu fakat bu yeni tür virüsü tutacak bir duvara sahip olmadığı için dünyada istediği yere istediği şekilde yayılabiliyordu. Tarihler 2023 yılını gösterdiğinde 2 yıl içinde insanlığın %98'i yok oldu. İkinci oyunun yer aldığı Villador şehri gibi sadece birkaç yerleşim yerleri hayatta kaldı. Following'den bildiğimiz üzere Crane, GRE'nin Harran'ı yok etmesini engellemişti. Fakat en sonunda ya şehri yok etmek ya da bir gece avcısına dönüşmek zorunda kalacaktı. Yapmış olduğu seçim ve Following'in hangi sonunun gerçek olduğu hakkında bir videom var. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Kısaca söyleyecek olursam, ben Crane'in Harran'ı havaya uçurduğu ve gece avcısına dönüştüğü sonun gerçek olduğunu düşünüyorum. İkinci oyunun hikayesinde birinci oyunun büyük bir rol oynayacağı konusunda çok ümitliydim. Fakat yapımcılar Dying Light 2'nin gelecekte 15 yıl sonrasında geçtiğini ve Following olaylarının direkt yaşanan olaylara etki etmediğini açıkladı. Fakat Following olaylarının nereye bağlandığını görmek için beklememiz gerektiğini söyledi. Hikayeye geri dönecek olursak, virüs çok hızlı bulaşıyordu ve GRE tedavi olsun diye bir gaz yaydı. Fakat yardımcı olmaktansa işleri daha da kötüleştirerek insanların ölümüne sebep oldular ve yeryüzünü yürümeye bile imkansız hale getirdiler. İşte bu sebepten dolayı Villador'un etrafında slime'ımsı sarı lekeler var. Çok ilginç bir şekilde oyun çıkmadan önce bu olayları bağlayan Banshee adında bir çizgi roman paylaşılmıştı. Tüm şehrin tedavi adı altında gazlandığı ve aslında virüsü daha da yayarak yeni mutasyonların ortaya çıkarılması amaçlandığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca çizgi romanda çok önemli bir detay da var. Ana karakterimiz virüsün tedavisini buluyor ve flash diskinin içine atarak kolyenin içinde saklıyor. Saklamış olduğu kolyeyi de kız arkadaşına veriyor. Kolyeyi alan kız ise hikayenin sonunda virüslü gaza maruz kalarak ikinci oyunun başında savaştığımız Banshee zombisi gibi bir zombiye dönüşüyor. Açıkçası ben çizgi romanın oyunun hikayesiyle bağlantılı ve önemli bir rol oynayacağını düşünüyordum. Fakat bir daha konusu bile açılmadı. O yüzden belki de bir ek paket ile bu konuyu ele alabilirler. Kim bilir? Hikayeye dönecek olursak tarihler 2036'yı gösteriyor. Kendimizi insanlığın çöküşünden 15 yıl, Harran'ın olaylarından 22 yıl sonrasında buluyoruz. İkinci oyundaki ana karakterimiz olan Aiden, bir zombi sürüsünden kaçarken tanıtılıyor. Ardından Aiden'a eşlik eden arkadaşının birinci oyundan tanımış olduğumuz Spike olduğunu görüyoruz. Aiden ve Spike'a Pilgrim, yani gezginler diyorlar. Gezginler göçebe yaşam biçiminde yaşayan ve bir yerden bir yere seyahat eden insanlardır. Dünyanın geneli gezginleri pek sevmez ama bu nefret ettikleri anlamına da gelmiyor. Kendi başlarına izole yaşama biçimlerinden dolayı gezginleri bilen insanlar sınırlı sayıda ve görenler de sadece gördükleri gezginlerden yola çıkarak insanları yargılıyorlar. Spike ve Aiden yakın arkadaşlar gibi dursalar da çok nadir konuşma şansları ve birlikte seyahat etme şansları oluyor. Yaptıkları konuşma sırasında Spike, Crane'e saygı niteliğinde bahsederken pek de bilgi vermiyor ama öte yandan Aiden amacını açıklıyor. Aiden'ın amacı ise yıllar önce ayrılmış olduğu kız kardeşini bulmak ve Aiden'a göre kız kardeşiyle birlikte zorla deneylere tabi tutulmalar.
Oyunda ilerledikçe flashbackler ve günümüzün bilgileriyle hikayenin anlatılmayan kısımlarını öğreniyoruz. Deneylerde bulunmadığı halde deneylerden veri toplayan Veronica, GRE'nin bir tedavi bulmak için çaresiz olduğunu ve bu yüzden çocukları deneyler için kullandıklarını söylüyor. Anlaşıldığı üzere çocuklar virüse karşı doğal bir bağışıklılığa sahipmiş. Bunun yaş, beyin gelişmesi ve virüsün seviyesi arasında bir bağlantısı var. Bu yüzden çocukları birçok testlere sokarak tedaviyi aramaya çalışmışlar. Çocuklar üzerinde deneyler yapan kişinin ismi ise Dr. Waltz'muş. Ne yazık ki tedaviyi bulmaya yakınlarken virüs laboratuvara da ulaşıyor ve birçok gelişmeyi de durdurmuş oluyor. Bu süreçte Aiden'ın kız kardeşi Mia her ne kadar bağışıklılık sağlayacak yaş aralığında olsa da zayıf bir bağışıklılık sistemine sahip olduğu için maalesef enfekte oluyor. Fakat durum sadece bundan ibaret değil. Burada bir problem var. Anlattığım asıl gerçekleşen olayların yanı sıra Aiden'ın anıları var. Ve Aiden'ın anıları normalde olandan farklı bir şekilde anlatılıyor. Bu görmüş olduğumuz flashbackler anılarda Aiden'ı Mia için her şeyi yapabilecek abisi olarak görüyoruz. Ayrıca bu anılarda Dr. Waltz'u çocuklara kötü davranan, işkence eden kötü birisi gibi görüyoruz. Anılardaki farklılıktan kastım şu sahnede gösteriliyor. Mia? Eddie, where are you? That's a bad idea, Mia. If it was a good one, it wouldn't be fun. What are you doing? Mia, not on the wall. Stop talking and give me your hand. Aiden gerçeği Waltz ile yüzleştiğinde hatırlıyor ve anılar birbirlerinden pek de farklı bir şey göstermiyor. Fakat ilk anıda Mia çığlık atarken asıl anıda ise Mia çığlık atmıyor bile. Yapımcıların anıları bu şekilde yapmış olması, hikayenin daha karmaşık ve üzerine konuşulur olmasını istedikleri için verdikleri bir karar olsa gerek. Bize Aiden'ın anıları hakkında bilgi sağlayacak birisi var ise o da oyunun ilerisinde tanışmış olduğumuz karakterlerden birisi olan Lavan'dır. Lavan da aynı Aiden ve Mia gibi bu deneylerde bulunmuş bir çocuktu. Lavan'ın verdiği tepkilerden yola çıkacak olursak, Lavan da yaşananların ve Waltz'ın kötü olduğunu hatırlıyor. Aslında olan şeyler o kadar da belli değil. Belki de Mia ve Aiden sadece iyi davranıldı ve diğerlerine kötü davrandılar. Ya da Lavan ve Aiden gibi çocuklar kendi hafızalarında inanmak istedikleri gibi inandılar. Bunu düşünmeme sebep olan başka bir kanıt ise deneylerde bulunan başka bir çocuk Waltz'a karşı sevgi dolu bir mektup yazmış. Ve mektupta Waltz'un ne kadar iyi olduğundan ve çocuklara ne kadar iyi davrandığından bahsediyor. Mektupta yazanların doğruluğunu Waltz'un sözleriyle doğrulayabiliriz. Çünkü hikayenin sonunda Waltz aslında Mia'nın kendi öz kızı olduğunu söylüyor. Bu yüzden Aiden ve Mia Kamba ile kardeş olabilir. Bu da Aiden'ı Waltz'un oğlu yapar. Fakat bu kadar önemli bir detay üzerine hiç konuşulmaması garip. Waltz'un Aiden'a bir kere de olsa evlat diye seslendiğini görüyoruz. Fakat evlat diye seslenmesi Waltz'un Aiden'a karşı senelerce beslediği samimiyetten dolayı diye düşünüyorum. Olayın aslı Aiden ve Mia aslında kardeş değil ve anılarında olayları böyle hatırlıyor. Aiden yalnızlığında ve bağlanma ihtiyacında yanında Mia olduğu için aklında onu kardeşi olarak konumlandırmış olabilir. Aiden'ın isminin kayıtlarda Aiden Caldwell olduğu ortaya çıkıyor ve Waltz'un full ismi Vincent Waltz. Yani bir akrabalıkları yok. Aiden da deneylerde bulunan bir yetim. İlk paylaşılan Dying Light 2 fragmanında Aiden babasından bahsediyor ama babası oyundan hikayeden çıkarıldı mı veya öldü mü bilmiyoruz. Waltz eğer Aiden'ın gerçek babası olsaydı böyle hemen kolay bir şekilde göz ardı edemezdi. Zaten kendi kızı olan Mia için bu kadar her şeyi göze almışken evladıyla tekrar buluştuktan sonra onu bir hiç olarak göreceğini sanmıyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Waltz sizce gerçekten çocuklara kötü mü davrandı? Veya
bazı çocuklara davranıldı da bazılarına iyi davranıldı? Ya da hepsine mi iyi davranıldı? Tekrar hikayeye dönecek olursak, şimdiye kadar bahsettiğimiz şeyleri Aiden bilmiyor ve kız kardeşinin Villador'da olduğunu düşünerek hareket ediyor. Bundan dolayı Aiden Mia'yı bulma yolculuğuna çıkıyor ve Spike ile yolları ayrılıyor. Aiden bir muhbirin yardımıyla Villador'a gizlice girmeye çalışıyor fakat girmeye çalışırken bir ecel tarafından fark edildikten sonra ısırılıyor. Aiden'ın buluşması gerektiği muhbir Aiden'ı kurtarıyor fakat Aiden artık enfekte olmuş olarak biliniyor. Muhbir, Dr. Waltz ve muhalifler olarak bilinen ekibi tarafından yakalanıyor. Muhbir yakalanmadan önce Dr. Waltz'un aramış olduğu GRE erişim anahtarı adında her türlü GRE teknolojisini ve tesise erişebilen aleti Aiden'a veriyor. Muhbir ölmeden önce Aiden'a GRE anahtarının Waltz'un eline geçmemesi gerektiğini ve bunu balık gözü diye bir mekanda bulacağı Lavan isimli kişiye vermesini söylüyor. Waltz'tan kaçmayı başaran Aiden kendisini Villador'daki pazarda buluyor. Nefes nefese kalmanın ve ısırığın dönüşüm süreci nedeniyle tökezleyen Aiden, pazar halkı tarafından öldürülmeye çalışılıyor. Aiden'ın tam da gözleri kararırken Hakon adlı birisi tarafından kurtarılıyor ve geçici olarak iyileştiriliyor. Bu sinematikten virüsün Harran virüsüne benzer olduğunu görüyoruz. Fakat virüsün ilerleme seviyesinin farklı olduğu anlaşılıyor. Bir insan enfekte olduktan sonra birinci aşamada bulunuyor. Fakat enfekte olmuş kişi dördüncü aşamaya gelince enfeksiyon durdurulamaz hale geliyor. Enfeksiyonun etkisini azaltmak için yapılabilecek şeyler arasında güneş ışığı, ultraviyole ışığı ve antizin adında ilaç var. Dying Light 1'de Crane de aynı şekilde benzer semptomları yaşadı. Fakat yeterli derecede antizin aldıktan sonra geceleri dönüşme riski olmadan dolaşabiliyordu. Dying Light 2'de ise bu yeterli değil. Dying Light 1'de ultraviyole ışığı sadece ecelleri etkilerken artık tüm zombileri etkiliyor. Ve enfekte olmuş normal insanların da hayatta kalıp dönüşmemesi için çok büyük bir rol oynuyor. Yani enfekte olmuş birisi ışığa maruz kaldıkça dönüşme konusunda sıkıntı yaşamaz. Fakat ışık virüsü komple de yok edemiyor. Virüsün ışıkla olan bağlantısı nedeniyle Villador'daki herkes virüsün aşamalarını gösteren bileklikler takıyor. Pazardaki insanların Aiden'ı öldürmeye çalışmasının nedeni ise Aiden'ın bilekliğinin olmaması. Bu yüzden insanlar Aiden'ın son aşamaya gelip gelmediğini bilmiyorlar. Bilekliği full kırmızı olan birisinin dönüşeceğini varsayarak insanlar o kişiden uzak durabiliyor. İşte bu yüzden Villador'daki insanlar bilekliği çok ciddiye alıyor. Villador'un sahip olmuştuğu bu gereklilikten dolayı Hakon Aiden'ı fazladan bileklik olabilecek bir yere götürüyor ve Aiden kendi gösterge bilekliğini alıyor. Ardından Aiden ve Hakon bir sonraki hamlelerini konuşuyorlar. Hakon, Aiden'ın onu şehirden çıkarması karşılığında yardımını teklif ediyor. Bu konuşma sırasında önemli iki seçim sunuluyor. Bunlar, Mia'yı bulduktan sonra Hakon'la birlikte yolculuğa çıkmak veya çıkmamak. Bu seçimin ne olduğu oyunculardan oyunculara göre değişiyor. Bu detayı videonun sonunda tekrar değineceğim. İkilimiz balık gözünün bulunduğu şehir merkezine gitmek için anlaşıyor. Fakat her şey o kadar kolay değildir çünkü önlerinde çok büyük bir problem vardır. Villador'da bulunan diğer gruplardan barış muhafızlarının lideri öldürülmüştür. Ve bu yüzden merkeze giden sınırlar katil bulunana kadar kapatılmıştır. Hakon ve Aiden gizlice merkeze gitmeye çalışırken barış muhafızları tarafından yakalanıyorlar. Ve muhafızların lideri Aitor, Aiden'ı pazarcılar gibi direkt asmaya çalışmaktansa hikayenin onun tarafından olanını dinliyor. Aitor, Aiden'ın katili bulması karşılığında sınırdan geçmesini ve kız kardeşi konusunda yardım edeceğini söylüyor. Aitor ipucu olarak komutanının silahını söylüyor. Silah ise bir muşta ve muştaların katile zarar vermiş olabileceğini söylüyor. Muştaların birisi tarafından çalındığını ve komutanın derisinde rütbesini bulunduran dövmesinin derisinden yüzülerek çalındığını söylüyor.
Bu bilgilere dayanarak Aitor katilin pazar halkından olduğunu düşünüyor ve bu yüzden Aiden katili aramak için pazar halkına görevler yaparak etrafı soruşturuyor. Aiden sadece muştaları buluyor ve muştaları alan da bir çocuk. Bu yüzden katil hakkında pek de bir şey ortaya çıkmıyor ve muştalar Aitor'a teslim ediliyor. Araştırmaların sonucunda ortaya bir şey çıkmadığı için ne barış muhafızları katilin kim olduğunu öğreniyor ne de pazar halkı. Öğrendiklerimizi pazar halkının liderlerinden Sophie'ye söylemek için gittiğimizde Haycon Aiden'ı arayarak iç savaş konularına karışmamasını ve bildiklerini Aitor'a anlatmasını söylüyor. Hikayenin bu kısmından itibaren bizlere önemli seçimler yaptırılıyor. Size bu seçimlerin her birisinin neye sebep olduğunu kendimce anlatmaya çalışacağım. Fakat bazılarının o kadar da bir etkisi olmadığının da bilincinde olun. Sophie'nin kampı barış muhafızları tarafından saldırıya uğruyor. Eğer Sophie'ye olanları anlatmayı seçerseniz Aiden içeriye giriyor ve etrafta pazar halkından ve barış muhafızlarından cesetleri buluyor. Aiden Aitor ile konuşarak adamlarının öldüğünü söylüyor fakat sonradan bunun bir tuzak olduğu ortaya çıkıyor. Hikaye boyunca gördüğümüz ve bizi gıcık eden Barney, Sophie'nin erkek kardeşi, Aiden'dan sürekli şüpheleniyordu ve Aitor'la birlikte çalışan bir casus olduğunu düşünüyordu. Aitor ile konuşmasını duyduktan sonra barış muhafızlarının bir ajanı olduğunu düşünüyor. Bu yüzden Barney'in birkaç adamı ve Sophie'nin koruması Herman ile savaşmak zorunda kalıyoruz. Aiden, Barney'i ararken Sophie ve Barney ile birlikte buluşuyor ve ikisi de Aiden'la konuşmak istemediğini söylüyor. Aiden burada anlaşmayı veya sıkıntı çıkarmayı seçebilir. Anlaşırsanız pazar halkı için su kulesini ele geçirmeye yardım edersiniz. Anlaşmazsanız eğer bir önceki seçime dönerek Aitor ve barış muhafızlarının tarafına geçersiniz. Eğer seçimde Aitor'a gidilirse Aitor su kulesini ele geçirerek pazar halkını ve potansiyel katili öldürmeyi amaçlıyor. Su kulesini barış muhafızlarıyla ele geçirseniz bile isterseniz yine de pazar halkına yetkiyi verebilirsiniz. Bu seçim pek de bir değişikliğe sebep olmuyor ama sonuç ne olursa olsun, Haycon Aiden ile iletişime geçerek Aiden'a Barney'nin motelinde kanıt araması gerektiğini söylüyor. Aiden'ın Sophie ve Barney ile yüzleşmiş olduğu oda artık kilitli değildir ve onların orada olmamasından dolayı Aiden kanıt arar. Ve gerçekten bir kanıt bulur, kumandanın rütbesini barındıran dövmeli derisini bulur. Aitor katili bulduğumuz için bizi tebrik eder ve merkeze geçiş yapmamıza izin verir. Ardından Haycon ve Aiden ayrılmak zorunda kalıyor ve barış muhafızlarının da değirmeninden duman geldiğini görüyoruz. Değirmenden sağlanılan elektrik kesildiği için metro kullanılamaz hale gelmiştir. Pazar halkının değirmene saldırmış olmasıyla elektrikler kesiliyor ve bu yüzden metroyu kullanamıyoruz. Metroyu kullanamadığı için merkeze gidemeyen Aiden amacı burada sıkışıyor. Eğer Aiden pazar halkını seçmiş olsaydı ise metro tüneli ve araştırma görevlerini oynamıyordunuz. Aslında kanıtı bulma kısmı aynı şekilde var fakat bir yere bağlanmıyor ve direkt Barney'nin suçlu olduğuna karar veremiyoruz. Pazar halkının tarafında ise pazar halkıyla birlikte değirmeni patlatıyoruz. Fakat savaş nedeniyle de merkeze geçemiyoruz. Yani aynı şekilde iki taraf da bize merkeze geçmek için yardımda bulunmuyor. Sonrasında Haycon Aiden'ı yanına çağırıyor ve Haycon'un yanına gidiyor. Haycon'la birlikte tam dışarı çıkacaklarken Haycon aniden okula vuruluyor. Aiden Haycon'un yarasına yardım edecekken komutanın muştalarıyla yapılmış yara izini görüyor ve gerçek katilin aslında Haycon olduğunu öğreniyoruz. Aslında pek de öngörülemez değildi. Sonuçta katil burnumuzun dibinde ve bu yüzden hiçbir kanıt bulamıyordu. Sonrasında tam Barney'ler gitmişken onların evine kanıt bırakması ve Aiden'a orayı aramasını söylemesi çok belliydi. Bu gerçeği öğrenmekle birlikte Aiden, Haycon'u ölüme terk etmek veya kurtarmak arasında seçim yapmak zorundadır. Haycon'u kurtarma seçeneğiyle saldıran kişiyi kovalamak üzerine bir yan görev yapacaksınız. Ama nihayetinde iki seçenek de ana göreve bağlı. Aiden merkeze gitmenin başka bir yolunu ararken yakınlardaki bir araba fabrikasında Waltz'un bulunduğunu öğreniyor ve Aiden geçidin elektriğini sağlamak için uğraşıyor.
Araba fabrikasına doğru giden geçidin elektriklerini getirdiğinizde barış muhafızlarıyla taraf olduysanız Eitor sizi karşılayacak ve konuşacak. Ama pazar halkıyla taraf olduysanız pek de hoş karşılamayacak. Yine de Eitor ve grubu Aiden'la işbirliği yaparak etrafta dolaşan Waltz'u yakalamaya çalışacak. Yakalanmış olan Waltz, süper insan güçlerine sahip olduğunu Eitor ve grubunun içinden geçerek gösteriyor. Aiden de bayılıyor. Ve uyandığında etrafını muhalif askerleri sarmış olarak görüyor. Muhalif askerleriyle savaşan Aiden tam savaş sırasında bir takım semptomlar geçiriyor ve geçici süreliğine bir zombiye dönüşüyor. Dönüşme olayı hikayenin burasından sonra sık sık meydana gelmeye başlıyor. Durumun enfeksiyon ve çocukken geçirdiği deneylerin birleşimi sonucunda Aiden'a böyle bir mod ortaya çıkarmış olduğu düşünülüyor. Ayrıca Dr. Waltz'a göre Aiden deneylerde en fazla uyumluluğu sağlamış çocukmuş. Dönüşmüş Aiden muhalifleri vahşice öldürdükten sonra Waltz'un peşine düşüyor. Yolda giderken etrafa yayılmış muazzam derecedeki kimyasallara tanık oluyor ve buralarda yaşamanın imkansız olduğunu fark ediyoruz. Aiden Waltz'a ulaşınca Waltz GRE anahtarını çalıyor ve sisteme takıyor. Ardından Waltz, Aiden'ın onun deneyleri yaptığı zamanlardaki çocuklardan olduğunu fark ediyor. Ve tam onu boğarak öldürecekken, Waltz'a Mia'ya ne yaptığını soran Aiden, Waltz'un Aiden'i tanımasına sebep oluyor ve şoka giriyor. Waltz tam da olanları açıklayıp belki de birlikte çalışma ihtimalleri varken Hakon'a saldıran keskin nişancı Waltz'a saldırıyor ve Hakon'a saldıran keskin nişancının Lavan olduğunu öğreniyoruz. Lavan Aiden'a yardım ederek kaçmasına yardımcı oluyor ve Aiden de kaçarken GRE anahtarını çalmayı unutmuyor. ...15 yıl karanlık içerisinde geçen onca günden sonra şehire elektrikler geri dönüyor. Elektriğin gelmesinin sebebi GRE anahtarını kullanan Volt sayesinde olduğunu düşünüyorlar ve ne yazık ki elektrik geldiği gibi kesiliyor. Fakat insanlar elektriğin tekrar geri getirilebileceğini öğrenmiş oluyorlar. Lavan'la birlikte balık gözüne giden Aiden, Gece Koşucuları adlı organizasyonun lideri Frank ile tanışıyor. Fakat Frank, Aiden'a yardım etmeyi red ediyor ve depresyonu içerisinde kendisini içkiye vermeye devam ediyor. Tam o sırada balık gözü muhalifler tarafından saldırıya uğruyor ve Aiden yardım ediyor. Muhalifler yenildikten sonra Aiden barış muhafızlarının lideri olan Jack Matt ile tanışıyor. Ve ona GRE'nin veri tabanının nerede olduğunu bilip bilmediğini soruyor. GRE veri tabanı Aiden'ın Mia'yı bulmak için tek şansıdır ve bu yolculuktan anlatmaya pek de değmeyen görevler yapılıyor ama onları anlatmama gerek yok ve direkt gözlem evine geçiyoruz. Gözlem evi yok edilmiş olsa da Aiden'ın gitme sebebi orada deneyler ve Mia hakkında bilgi bulunabilir olması. Ne yazık ki her şey yok edilmiş ve her yerde kimyasal olmasından dolayı içeriye girmenin hiçbir yolu yoktur. Aiden tekrar kendinden geçiyor ve bayılıyor ve kendini bambaşka bir yerde buluyor. Bunun üzerine Aiden tekrardan Matt'e geri dönüyor ve Matt Aiden'a bir planı olduğunu, yardımı karşılığında da Aiden'a bir teklifi olduğunu söylüyor. Matt, Villator'daki VNC kulesini tekrar kullanılabilir yapmak istiyor ve Aiden'ın VNC kulesine elektriği bağlamasını istiyor. Karşılığında kule ele geçirildiğinde hayatta kalan GRE çalışanlarını varsa Aiden için bulacak ve ona söyleyecek. Bu görev ise hikayenin bir sonraki önemli seçimlerini barındırıyor. Kuleyi ele geçirmek için aşırı fazla ultraviyole ışıklara ihtiyacımız var. Ve bunları verebilecek tek kişi Juan. Juan, Aiden'a ışıkları verme karşılığında kule aktifleştiğinde gizlice bir dinleme cihazı yerleştirmesini istiyor. Aiden'ın Juan'la birlik olmak veya Matt'in tarafını seçmesi olarak iki seçeneği var. Bu seçimden sonra kule ele geçirildiğinde kulenin kime verileceği soruluyor. Ve Aiden'ın 3 seçeneği var. Kuleyi Juan'a ver, kuleyi Matt'e ver veya kuleyi Frank'e ver. Matt kulenin radyosunu propaganda yayınları yaparak insanları barış muhafızlarına katılmaya çağırmak için kullanıyor. Juan ise aynı şekilde Matt'in propaganda yapmasına izin veriyor ama gizli bir şekilde dinliyor
ve istihbarat kaçırıyor. Frank'in seçeneği ise Radyo Yeni Umut projesini gerçekleştiriyor. Radyo Yeni Umut projesi ise Frank'in ihtiyacı olan insanlara yardım ettiği, morallerini yüksek tutmak için yapmış olduğu müzik ve eğlence programları gibi bir radyo programı. Sarhoş ve işe yaramayan bir adama kim niye radyoyu versin diye düşünecek olursanız, VNC Kulesi görevi sırasında Frank'in ve Eski Gece Koşucuları ekibinin kuleyi eskiden ele geçirmeye çalıştığını ve üyelerin birisinin plana sadık kalmaması üzerine çok büyük kayıplar vererek kaybettiklerini öğreniyoruz. Bu sebepten ötürü de Frank'in depresyona girip kendini içkiye verdiğini anlıyoruz. Radyoyu Frank'e vermeyi seçerseniz Matt anlaşmayı bozuyor ve GRE bilim insanının yerini söylemiyor. Seçimin ne olduğu önemli olmaksızın bilim insanına her şekilde ulaşıyorsunuz. Ama buna değinmeden önce bu görevler sırasında Haycon ve Lava'nın eskiden sevgili olduklarını öğreniyoruz. Aiden, Lava'na Haycon'u sorunca aslında Haycon'un iyi biri olmadığını öğreniyoruz. Kumandan konusunda yalan söyledi, Lava'nı öylece terk etti, Waltz'a çalışıyor ve hatta zamanında Frank'in ekibinde plana uymayan gece koşucusu Haco'nun ta kendisi. Aslında Haycon kötü birisi değil. Haycon Waltz'u yakalayarak iyi bir şey yapmayı düşünüyordu ama Haycon Waltz tarafından yakalandı ve arkadaşlarına zarar gelmesin diye onlarla iletişimini kesti. Waltz da pis işlerini yaptırmak için Haycon'u kullandı. Aiden Haycon ile yüzleşiyor ve Haycon hakkında önceki seçimimiz şimdi Haycon'un kaderini belirlemede rol oynuyor. Eğer önceden hayatını kurtardıysanız ve savaşmak istemediğinizi söylerseniz Haycon Aiden'la aynı düşünüyor olacak ve duracaklar. Eğer hayatını önceden kurtarmadıysanız bu seçenek çıkmıyor ve onu öldürmek zorundasınız. Savaşmamayı karar verdiğinizde ise Lavan ortaya çıkıyor ve Haycon'u öldürmeye çalışıyor. Burada da çok önemli bir seçim söz konusu ama bu seçimin sonucu oyunun sonuna bağlanıyor. Haycon buradaki seçiminize göre ölebilir de yaşayabilir de. Bu konudan da bahsettiğimize göre GRE doktorundan bahsedebiliriz. Gizlenmiş GRE doktorunun aslında pazarda yaşayan ve Barney'nin yaralarını tedavi eden Veronica olduğunu öğreniyoruz. Çöküşün ardından GRE bilim insanları tek tek halk tarafından öç almak için idam ediliyormuş ve bu yüzden Veronica kimliğini gizli tutuyormuş. Yalnız burada o diğer insanlara sesleneceğim. Aynen abi, tedaviyi bulabilecek tek insanları öldürün, siz gerizekalısınız. Gözlem evine Veronica ile birlikte ulaştıktan sonra GRE veri tabanına ulaşıyoruz ve nihayet Mia hakkında bir şeyler öğrenebilmeyi umuyoruz. Fakat hiçbir şey ortaya çıkmıyor. Tek alakalı bilgi ise Aiden ve çocukların testlere maruz kaldıkları tesisin ismi X-13'müş. Ayrıca X-10 diye bir tesisten Villador'un etrafında işaretlenmiş yerleri barındıran bir harita buluyoruz. Bu yerlerin sonradan füze fırlatmak için işaretlenmiş yerler olduğu ortaya çıkıyor. Bu bilgileri öğrendikten sonra laboratuvardan ayrılmaya çalışan Veronica ve Aiden, muhalifler ve Waltz tarafından pusuya düşürülüyorlar. Aiden tekrar bir semptom geçirerek kontrolü kaybediyor ve kendini kontrol edemediği için Veronica'yı öldürüyor. Ayrıca Veronica'nın sağ kolu ve bacağını da koparılmış olduğunu görebiliriz. Bayağı vahşice öldürüyor ya. Aiden tekrardan bayılıyor ve karşısında Lavan'ı görüyor. Lavan Aiden'ı kurtarmış ve ardından nasıl Waltz ile muhaliflerin lideri Albay'ı indirebileceklerinin planını yapıyorlar. Video boyunca Albay'dan pek de bahsetmedim ama oyun boyunca ona kasap diye sesleniyorlar. Çünkü zamanında şehri kimyasallara boğan kişi oymuş. Hikayenin burasından sonrası kapanışa geçiyor. Albay'ın kalesine sızmak için muhaliflerin kamyonetlerinden birisine biniyoruz ve Albay'la buluştuğumuzda ise bir yanlışlık olduğunu fark ediyoruz. Albay artık Waltz'la çalışmadığını söylüyor ve ayrıca Albay'a gelmeden önce Frank'e pusu kuruluyor ve Albay Frank'e pusu kuranların kendi adamlarının olmadığını açıklıyor. Ayrıca füze saldırılarının arkasında onun olmadığını söylüyor. Waltz, Albay'a ihanet etmiş ve adamlarını almış. Bu yüzden Albay'ın yanındaki muhaliflerin Waltz'un yanındakilerinden neden farklı göründüğünü anlayabiliyoruz. Ayrıca Frank'e saldırı emrini Jack Matt'in verdiğini öğreniyoruz.
Böylece Metin neden Aiden'a Frank'e yardım etmesini engelleyerek acele bir şekilde albayı indirmesi için ısrar ettiğini de anlıyoruz. Jack Matt albaya o kadar çok kafayı takmış ki onu indirmek için gözü dönmüş bir şekilde her şeyi yapabilir. Frank ölürse ve insanlar bunu albayın yaptığını düşünürse Aiden ve Lava'nın albayı öldüreceğini düşünerek plan yapmış olmalı. Görevin bu kısmının farklılıkları radyo kulesindeki yapmış olduğunuz tercihlerinize göre değişecek. Eğer albayla birlik olursanız albayın adamları sizi X-13'e götürmek için yardım ediyor. Fakat yolda sürücü vuruluyor ve Jack Matt ile yüzleşmek zorunda kalıyorsunuz. Eğer albayla birlik olmazsanız barajı salıp sular altındaki şehri ortaya çıkardığınız gibi muhalif kalesini işgallere açık hale getirirsiniz. Albay ortaya çıkan yeni şehire kaçıyor ve onun izini sürdükten sonra albay Aiden'a X-13'ün yerini söylüyor ve intihar ediyor. Aynı şekilde buradan sonra yine bir sürücü Aiden'ı götürüyor ve yolları kesiliyor. Yolların kesilmesi hangi seçime bağlı olursa olsun, eğer radyoyu Frank'e verip Frank'in hayatını kurtarma seçimini yaptıysanız, Frank ve geçi koşucuları yardımınıza geliyor. Hangi seçim yapmış olursanız olun, Aiden, Lavan'la birlikte X-13'e gidiyor. Lavan savaş sırasında yaralanıyor ve geride kalması gerekiyor. Önceki seçimlerden yola çıkarak söyleyecek olursak, kendi başınasınız. Veya Hakon yardıma geliyor çünkü yaşamasına izin verip ölmesini engellemiştiniz. Hakon, Aiden Waltz'la uğraşırken Lavan'ı güvenli bir yere götürmeye söz veriyor. Waltz'un GRE anahtarını kullanıp X-13 tesisini aktifleştirmesiyle virüsü yok etme protokolleri başlıyor ve Villador'u yok edecek füzeler ateşleniyor. Villador gibi kapalı şehirlerin aslında gözden çıkarılmak için hazırlanmış olan şehirler olduğunu öğreniyoruz. Aynı bunun gibi protokoller yerine getirildiğinde füzeler bu kapalı şehirleri patlatacak ve aynı Harran olayındaki gibi virüsü temizleyecek. Tabii ki bu plan virüs dışarı yayılmadan önce yapılmıştı. Yani şehir patlatılsa hiçbir şey değişmeyecek. Her yerde virüs var sonuçta. Dışarısı güvensizlerken aslında Villador'un daha da güvensiz olduğunu öğrenmiş olduk. Bunu duymasıyla Lavan Hakon'u ayakta uyutuyor ve kaçıyor. Lavan'ın kendi başına füzeleri durdurmaya çalıştığını öğreniyoruz. Aiden tarafında ise oyun boyunca ilk kez Mia'yı görüyoruz. Mia bir tür hastane yatağının yaşam desteğine bağlanmış olarak gözüküyor. Aiden sonunda Waltz ile yüzleşiyor ve bu kısım Mia'nın Waltz'un kızı olması ve Aiden'ın olanları yanlış hatırlamasına bağlanıyor. Uzun bir boss savaşı sonrası Waltz'u yendikten sonra Mia füzeleri durdursun diye Aiden'a GRE anahtarını vermeye çalışıyor. Fakat Waltz'un araya girmesiyle anahtar kimyasallara doğru düşüyor ve eriyerek yok oluyor. Hemen ardından Mia yere yıkılıyor ve Waltz ile birlikte Aiden Mia'yı yatağa taşıyor. Ortaya çıkanlardan öğrendiğimize göre Waltz hala bunca zamandır kızı için tedavi peşindeymiş. Her ne kadar kızı artık yaşamak istemiyor olsa da füzelerin durdurulması için tesisin gücünün kesilmesi lazım. Fakat eğer tesisin gücü kesilirse Mia'nın yatağa bağlı olduğu entübe cihazına elektrik gidemeyecek ve bu yüzden Mia ölmek zorunda kalacak. Bundan sonra bizlere iki seçenek sunuluyor. Füzeler yakında ateşlenecek ve şehri yok edecek. Füzeleri durdurabiliriz ya da elektriği kesebiliriz. Ama bunu yapmanın tek yolu ise manuel olarak bizzat birisinin füzeleri patlatması gerek. Yani bu yüzden ya füzeleri patlatmak gerekiyor, böylece Lavan ölecek ve Aiden Mia'yı tesisten çıkartacak ya da Mia'yı bırakıp Lavan'ı kurtaracağız. Böylece füzeler de ateşlenmiş olacak ve şehir yok edilecek. Füzeleri manuel olarak patlatmak zorunda kalmış olmamızın tek sebebi GRE anahtarının yok olmuş olması. Artık GRE ve X-13 tesisine ulaşımımız olmayacağı için Mia her seçimde ölecek. Eğer siz Mia'yı kurtarmayı seçerseniz, patlamadan önce Mia'yı kurtarıyorsunuz. Fakat bu seçim ile Lavan ölecek. Ancak Hakon'u hayatta tutma seçimini yaptıysanız eğer, Lavan Hakon tarafından kurtarılıyor ve herkes yaşıyor.
Olur da diğer seçimi yaptınız. Aiden Lavan'ı kurtarıyor ve Lavan Mia ile Walt'u terk ettiği için sinirleniyor. Ayrıca şehrin füzelerle yok edilmiş olmasından bahsetmiyorum bile. Doğal olarak da Lavan artık Aiden'la konuşmuyor. Seçimlerimizden sonra birkaç tane sinematik izliyoruz. En çok tarafını seçtiğiniz kişiler şehri yönetiyor. Gerek afetzedeler olsun, gerek barış muhafızları olsun, şehri yönetme sonunun kulenin de etkisi var ve sonlar bunlara göre değişiyor. Bunlar arasında afetzedelerin yönetimi, barış muhafızlarının yönetimi ve muhaliflerin yönetimi var. Eğer kuleyi Wuhan'a verdiyseniz muhalifler şehri ele geçirdiği sonu yaparsınız. Ve ne komiktir ki ben oynarken yaptığım son buydu. Ayrıca şehir füzeler tarafından yok edildiği son olduysa şehir kimse tarafından yönetilmiyor ve şehir yok olmuş şekilde duruyor. Şehrin yok olduğu sonda eğer radyo yönetimi Frank'te ise insanları Frank uyarıyor. Fakat yine de kayıplar fazla oluyor. Şehrin durumunu ve yönetimini gösteren sinematikleri geçtikten sonra balık gözüne Spike'ın geldiğini görüyoruz ve Aiden'ı soruyor. Aiden'ın Villedor'u terk ettiğini öğreniyoruz ve eğer Mia'yı kurtarma seçimini seçtiyseniz Mia'nın hastane ekipmanları olmadan yaşamanın pek de uzun olmadığını öğreniyoruz. Aiden, Haycon'la birlikte şehir dışında yaşamayı ve birlikte gezmeyi söz verdiyse Haycon Aiden'a katılıyor ve birlikte gidiyorlar. Eğer Mia'nın seçiminde Haycon'un sayesinde Lavan kurtarılırsa Lavan Aiden'a katılıyor ve ikisi birlikte yolculuğa çıkıyor. Aiden'ın tüm sonlarda Villedor'u terk etme sebebi, enfeksiyonun onda yaratmış olduğu mutasyon ve semptomların kontrol edilemez bir noktaya geleceğinden korkması. Masum insanlara zarar vermekten korkan Aiden, yalnız başına yaşadığı gezgin hayatına dönmeyi ve kendisini arama yolculuğuna çıkıyor. Yolculuğunun bir başka amaçlarından birisi ise bulunduğu dönüşümünün bir tedavisine veya çözümünü bulmak. Açıkçası yapımcılar Dying Light 2'yi oyuncuların istediği hikayesiyle ilerlemesi için yapmış gibi duruyor. Ve bu yüzden birinci oyunda bahsettiğim gibi hangisi gerçek son karar veremiyorum. Dying Light 2 neye bağlandı ve neye cevap verdi diye düşünecek olursak sadece daha fazla cevaplanmamış soru ortaya çıkardı. Oyunun devamı için hikaye odaklı eklenti paketlerinin geleceğini duyurmuşlardı zaten. İlki Eylül ayında gelecekmiş, DLC hakkında detaylı konuştuğum farklı bir video yapmayı düşünüyorum. Asıl hikaye konusunda bahsedecek olursak Dying Light 1 olayları öyle kenara atılabilecek bir şey değil. Yapımcılar da sonradan ortaya çıkacağını söylemişlerdi. Bunun Dying Light 2 içerisinde ek bir paketle mi anlatılacağı yoksa Dying Light 3'ün konusu mu olacağı belli değil. Dying Light'ın zamanında Following'i çıkarıp hikayeyi devam ettirdiği gibi Dying Light 2 de böyle bir Following tarzı eklenti getirebilir ama bunun için uzun bir süre beklemek zorunda kalırız. Ek paketlerde Crane'i ve Dying Light 1 hikayesini göreceğimizi sanmıyorum ama belki de Harran'dan tanıdığımız başka bir karakteri görebiliriz. Bu kişilerden görebileceğimiz kişiler eğer antizin ihtiyacı olmayan ve enfekte olmamış birisi ise Dr. Camden ve Lena olabilir. Hatta alakasız olacak ama Gazi bile olabilir. Düşünsenize Gazi birinci oyun sonrası travmasını atlatmış ve çok havalı birisine dönüşmüş falan. Neyse, şaka bir yana, enfekte olmuş kişilerden de tedavi edilmişse veya hayatta kalmayı başarmışlarsa Savvy, Troy, hatta belki de Bracken'ı görebiliriz. Kim bilir, birinci oyundan başka hangi karakterler geri dönebilir? Aiden kendisini aradığı bir yolculuğa çıktı ve eğer bir cevap ve çözüm bulacağı umuduyla her şeyin başladığı yere yani Harran'a giderse ne olur acaba? Düşünsenize, oradaki GRE araştırmalarıyla kendine çare bulmaya çalışırken bir yandan neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Aiden'ın önceki kıyafetinde Harran'a ait ipuçları vardı ve ben Aiden'ın Harran'la olduğunu düşünüyordum. Eğer Aiden'ın babası Harranlıysa veya Spike Aiden'dan yardım istemesi üzerine Harran'a gitmek için bir görev yapsalar. Aklıma gelen ihtimaller bunlar ama eğer Dying Light 1 hikayesini hiçbir şekilde bağlamayacaklarsa da büyük ihtimalle aradığımız cevapları 3. oyunda alacağız. 3. oyun eğer bu konuları ele alacaksa hikayesini Mutant Savaşları olarak da adlandırabiliriz aslında. Walt'un deneyleri ve ecel tarafından ısırılan Aiden ile her türlü enfeksiyonu alıp mavi tozu çeken Crane'in dönüştüğü gece avcısının kapışması veya işbirliğinin geçtiği bir oyun.
Birinci oyunda salgının dehşeti ve başlangıcı, ikinci oyunda insanların virüse karşı adapte olmaları ve onlara göre yaşamaları konu alıyor, üçüncü oyun ise virüsün sağlamış olduğu evren ve yeni bir üstün ırk konusu olabilir. Aiden gibi doğaüstü güçlere sahip olup zihinleri kendi kontrollerinde olan insanları ve medeniyetleri düşünsenize. Oyun çıkmadan önce yaptığım teorilerde bir nevi bu fikirlerimi barındırıyordu ama Dying Light düşündüklerimizden daha basit ve kendi içerisinde gelişen bir hikaye oldu. Ek paketlerde belki de Banshee Ben Tedaviyim çizgi romanındaki tedaviyi taşıyan Banshee hakkında bir şeyler görebiliriz. Umarım bu kadar önemli şeyleri öyle kenarda bırakmazlar. Siz oyunun geleceğinde olacaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz oynarken hangi son ile bitirdiniz? Dying Light 2'yi beğendiniz mi? Beklentinizi karşıladı mı? Ve bu video hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bunların hepsini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atarak daha fazla izlenmesini ve kanalımın daha fazla büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Eğer daha fazla yardımcı olmak için başka bir yöntem daha bilmek istiyorsanız YouTube katıl üyeliği var. Kanalıma 5 lira gibi uygun bir fiyatla destek verebilirsiniz ve videoların sonlarında isminiz geçecek. Bu sistemden bahsetmişken katıl yaparak bana destek veren Pırlanta gibi insanlardan bahsediyorum. 3. seviye ile Taha Ülkem Sulak, Arda Kırçar, Avlesi, Teo, Mertkan Özcan, Chakobin, Evanescence, Asimo35, The Brief üye olmuş. 2. seviye ile Sei Sensei, Troyalı Abuzer, Rose Examine üye olmuş. 1. seviye ile Alp Ünal, Samet Oflas, S. Bagelman, Krokopen, Dark Umutsuz, Remedy, Cahit TRL, Ludmila MP üye olmuş. Üyelerime, destekçilerime teşekkür ederim. Eğer siz de üye olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak veya açıklama kısmındaki katıl üyeleri hakkındaki videomu izleyerek bilgi alabilirsiniz. Video bu kadardı arkadaşlar. Kelimelerin bittiği yerdeyiz. İyi geceler, iyi şanslar, insan kalın efendim.